2019'da, 2020'de sonrasında ne olacaklardan tut da motor teknolojilerine kadar masanın üzerinde birçok konu var. Vaktin olduğu sürece, bize zaman ayırabildiğin sürece bunları konuşalım. Bizi izleyenlerle de bu bilgileri paylaşalım istiyoruz. O yüzden tekrar hoş geldin diyorum. Masanın üzerinde bir tane konu var. Senin tweetlerinden aldım bu konuyu. Direkt soracağım. Sedanlar ölüyor mu? Böyle bir bilgi paylaştın ve sosyal medya yer yerinden oynadı. Halit Bolkan dedi ki sedanlar artık tarihe karışıyor gibi bir şey söyledi. Buradan bir gidelim çünkü çok merak edilen bir konu bu. Sedanlar nereye gidiyor? Sedanlar ölüyor. Yavaş yavaş ölüyor. Yani aslına bakarsan otomobil tarihi boyunca belli sınıfların ortaya çıkıp sonra evrildiklerini ya da ortadan kaybolduklarını görürsün. Yani biz bugün sınıflara veya gövde tiplerine otomobilleri ayırırken işte hatchbackler, sedanlar, işte ne bileyim minivanlar ya da diğer adıyla MPV'ler, işte kupeler, kabriyolar vesaire gibi ayırıyoruz. SUV'ler ve son dönemde de crossover'lar buna bağlandı. Ama geçmişte mesela 50'li yıllardaki otomobillere baktığında aslında stationlar ve sedanlar ve tabii ki kupelerle kabriyolar dışında pek bir şey yoktu ortada. Ki stationlar zaten... Yani ilk kaybolanlar aslında onlar oldu. Neredeyse station çok azaldı. Aslında Avrupa'da kaybolmadı hala. Zaten sedanların ölmeye yaklaşmasıyla ilişkili olarak baktığında stationların burada etkisi çok büyük. Ama aynı zamanda crossover dediğimiz yeni SUV'lerin, SUV'ların da etkisi büyük. Şimdi bu yeni bir mesele değil. Sedanlar zaten Avrupa pazarında çok uzun yıllardan beri güçlü değil. Sadece belli ülkelerde güçlüler. Örneğin Yunanistan, örneğin İspanya ya da İrlanda. Ama Avrupa'nın kuzeyine doğru çıkmaya başladığın zaman sedanların yerini stationlar alıyor zaten. Çünkü Kuzey Avrupalı, yani aslında temel olarak bakıldığında genel kabul budur. Daha dikkatli seçim yapan tüketicilere sahip ülkelerdeki insanlar bagaj kullanışlılığı konusunda stationların avantajlarının farkında. Türkiye burada çok ayrı bir konumda yer alıyor. Çünkü bizde station vagonlar bu binek otomobil platformunda üretilmiş hafif ticari araçlardan önce... Yani Fiat Doblo gibi araçlar ortaya çıkmadan önce station otomobilleri zaten yük aracı olarak kullanıyordu. Kartal'ın hala kullanıldığı gibi. Evet, Renault 12'lerin yani Toros'ların vesaire. Dolayısıyla Türkiye'deki tüketicilerin gözünde station otomobiller aile otomobili değil, yük otomobili. Yani hem aileni taşıyabildiğin hem de yük taşıyabildiğin araçlar. Halbuki pikniğe giderken de tüpü arkasına rahat atabildiğin otomobiller. Aynen, ama gerekirse de kasaları atıp taşıyabildiğin otomobiller haline gelmişti. Dolayısıyla stationların bizde algısı çok farklı. Ama ben yine Avrupa'ya dönmek istiyorum. Avrupa'daki algı bambaşka. Özellikle Almanya'da, Kuzey Avrupa ülkelerinde, Fransa'da station wagon otomobiller aile otomobili demek. Yani insanlar genç evliler veya tek çocukluysa veya çocukları küçükse hatchback kullanıyorlar. Çocuklar büyüdüyse ya da aile biraz daha kalabalıksa ya da hobileri varsa, örneğin bisiklete binmek gibi ya da balık tutmak gibi, kesinlikle station wagon tercih ediyorlar. İlginç bir bilgi vardı 2017'ye ait. Volkswagen Passat, malum D segment sedanlarda Türkiye'de pazar lideri, üstelik %45 pazar payıyla falan. Biliyor musunuz ki dünyada en çok Passat sedan satılan pazar Türkiye? Bilmiyorum. Yani neden? Çünkü Alman ya da İsveçli ya da İsviçreli ya da Fransız Passat sedan değil, Passat station wagon, yani varyant kullanıyor. Çünkü bagajı daha kolay kullanılıyor. Yani sedan otomobiller... Burada sanki algısını söyleyeyim, varyantın algısı sanki Passat'tan daha üst segment bir otomobil algısıyla çıktı burada ve satıldı. Halbuki değil. Bazı markalar Türkiye'de, mesela 90'ların ortasında Ford yapmıştı bunu. Escort'un Türkiye'de üretilmeye başladığı dönemde hatchback, sedan ve station wagon'u aynı fiyata satıyorlardı. 10 yani, numara. Evet. 10 numara bir kez. Çünkü ya, elbette maliyet hesapları yapılmıştır. Bazıları biraz daha pahalıya mal olur. Bazıları daha ucuz ama paçalda kurtarır bir vaziyetti belli ki. Station'a biraz yönlendirmeyle çalıştılar insanları. İnsanlar almadılar. Mesela Volkswagen'de bir dönem Passat varyant üzerine çok yüklendi. Olmadı Türkiye'de. Yani var, evet, yollarda biraz görüyoruz ama biraz. Çok şey yok. Çok o zaman ilk bu yüklenilmeye Sayın Vedat Uygun döneminde olmuştu bu. Fiyat farkı da çok fazla değildi. Bir de tabii şimdi şöyle bakmak lazım. Türkiye'de tüketiciler acaba otomobil alırken maliyete ne kadar bakıyorlar gerçek anlamda? Çünkü bizde son 20-25 yıldır, ki ben 25 yıldır bu işi yapıyorum, yani otomobil dünyasındayım. Özellikle son 20 yıldır diyelim. insanlar otomobilin fiyatından çok ayda ödeyebileceği kredi miktarına bakarak otomobil almaya başladılar. Doğru. Dolayısıyla hani otomobilin iki farklı gövdesi arasında uyduruyorum %1-%2'lik fark varsa tüketiciler buna pek bakmıyorlar. Orada şey de var mı? Satılan otomobillerin önemli bölümünün filoya satılıyor olması ve filoda sedanın daha uygun fiyatla alındığı için, çünkü ben de hani sen fiyat farkı yok dedin ama ben de işte otomobil kiralarken aldım, varyantın fiyatı ciddi fark vardı. Ama sen de gayet iyi biliyorsun ki filo kiralama şirketlerinin asıl para kazandığı nokta ikinci el. İkinci el değeri stationların daha düşük olduğu için kiralama bedelleri daha yüksek oluyor. Evet, ben orada yanılıyorum. Ya orada tavuk yumurta, yumurta tavuk, evet, hikayesine dönüyor birazcık. Tabii filoyu normal tüketicilerden ayırmak gerekiyor. Mesela Türkiye'de pazar aşağı yukarı %60 dizel, %40 benzinli şeklinde gidiyor ama filoyu işin içinden çıkardığınız zaman benzinin satışı dizelden daha fazla. Ya bu çok çok güzel bilgiler bunlar. Yani bildiğin otomobilin içinden bilgi geliyor şu anda. Estağfurullah, hani buna biraz dikkatli bakınca anlaşılabilir. Sonuçta dizel maliyetli, daha yüksek maliyetli. Yılda 10-15 bin kilometre yapıyorsanız ve 3 yıl kullanacaksanız bir otomobili, dizel almanın çok da mantığı yok. Yani sadece satın alma maliyeti açısından bakmamak gerekiyor. Dizelin bakım maliyetleri de benzinden pahalı. Çok daha pahalı. Devam edelim peki. Tamam. Tabii sedan niye ölüyor? Gelemedik değil mi? Sedan niye ölüyor? Gelemedik. Peki şu yüzden geliyor. Dediğim gibi şimdi otomobil firmaları sonuçta global pazara, adam hangi ülkelere araç satıyorsa o ülkelerdeki eğilimlere göre otomobil üretmek zorunda. Para kazanmanın başka yolu yok çünkü. Pazarda belli bir pay almak için de doğru noktaya ateş etmek zorunda bu adamlar. Ve dikkat edilirse Avrupa pazarı için konuşuyorum hala daha. Avrupa ve Türkiye pazarı için. Ki Avrupa pazarından bir süre sonra, birkaç sene sonra Türkiye pazarı aynı şekilde evriliyor. Kesinlikle. Ya şöyle bir gerçek var. Bizim babalarımız veya dedelerimiz Amerikan otomobilleriyle büyüdü. Sedan'dı onların hepsi. Biz ona dolmuşlarda falan gördük. Biz oralarda denk geldik. Sonra işte yurt dışına giden, hani bizim Almancı dediğimiz yurt dışında çalışan gurbetçilerin Avrupa otomobilleri getirmesiyle 60'larda 70'lerde biz o otomobillerle tanışmaya başladık ama onlar da çoğunlukla aslında sedan ve station'dı. Station evet, çok fazla vardı. Evet. Mesela 1970'lerde ben birçok station Opel ve Ford görürdüm yollarda, Alman plakalı. Mercedes'in de çok fazla vardı. Aynen Mercedes öyle. Station'ları da çok. E'lerin özellikle E200'lerin filan. Dolayısıyla onların buraya getirdiği otomobillerle biz Avrupalı otomobillerle tanıştık ve bizim ekonomimize daha uygun olan Avrupalı otomobillere yönelmemiz de çok doğaldı. Fakat o bize yerleşmiş olan sedan kültürü son 10-15 yıldır, 20 yıldır değişiyor. Yani bizim nesil ve bizden sonra gelen nesil artık hatchback'i kullanmayı tercih ediyor büyük şehirlerde. Bir soru daha. Japonlarda neredeyse station yok Türkiye pazarında değil mi? Yani Avrupa, dünya pazarında sen çok daha hakimsin o konuya. O grupta onlar hiç yoklar. Şöyle, Japon firmaları çoğunlukla Amerika pazarında etkin biliyorsun. Hı hı. Hatta o pazar için özel markalar ürettiler. Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti vesaire gibi. Station kullanımı Amerika'da evet var ama Avrupa kadar yoğun değil. Çünkü adamlar pick-up'ları seviyorlar. Evet. Ve minivanları seviyorlar. Ama büyük olanları, Chrysler, Voyager gibi olanları. Dolayısıyla orada station'ın büyük bir pazara ulaşamaması normal. Dolayısıyla Japonların ona yatırım yapmaması da çok normal. Okay. Avrupa pazarında Japonlar hala çok büyük paylar alamıyor. Ama bu crossover SUV trendiyle birlikte Japonların ağırlığı artmaya başladı. Kuşaklar değiştikçe, ihtiyaçlar değiştikçe, beğeniler değiştikçe tabii ki bazı sınıfların yok olması normal ama sedan niye yok oluyor? Onu çok net söyleyeyim. Bir, sedanlar kullanışlı değildir. Eğer bagaja ihtiyacınız varsa sedanların bagajı kullanışlı değildir. Küçücük bir bagaj ağzından kocaman bavulları ya da kutuları yerleştirip ondan sonra en arkadaki çantadan bir şey almaya kalkarsanız bütün bagajı boşaltmanız gerekir. Saçma sapan bir durum. Bisiklet yükleyemezsiniz mesela. Ama Avrupalı bisikleti çok sever. Ve taşımak zorundasınız bunu. İlla tabana koymak zorunda olmamalısınız bazı şeyleri. Onun dışında arkaya doğru baktığınızda dikiz aynasından yeni nesil sedanların hepsi çok küçük arka görüşler verir. Çok normal. Çünkü bagajlar yükseldi. Aerodinamik kaygılardan dolayı genellikle bakıldığında. Eğimli camlı olunca aslında şu kadar bir alan kalıyor size. Ama station'larda öyle bir dert yok. Station'da arka camı gördüğünüz yer otomobilin bittiği yer. Yani park manevraları da daha kolay. Ve görüş açısı anlamında da daha avantajlı. Evet, bazı station'lar biraz kupevari formlara sahip ama çok da fazla değil bunlar. Mesela ilk 156 station wagon çıktığında böyle bir tasarımla çıkmıştı. Yani ben bagaj hacmine, kullanışlılığa oynamıyorum ama şık bir station demişti. Fakat aynı dönemlerdeki diğer stationlara baktığında, örneğin Opel'in stationlarına baktığında veya Mercedes'inkilere kocaman arkaları vardı. Yani yükleyebildiğin kadardı. Nitekim hala daha benzer yaklaşım var. Bir de crossover diye bir trend var şu anda. Crossover'a gelmeden bir şey ekleyeyim oraya. Katılır mısın bilmiyorum. Bir de hatchback'ten, aslında hatchback diye bildiğin otomobil evrilip aha bu da sedan denilip kötü otomobillerin sonu. Mesela A3 dediğiniz zaman aklına hep şey gelir. Yani hatchback otomobil gelir. Aynen. Onun sedanı nereden? Ya bir de sedan çıktı. A3 sedan yani bu mu diyorsun yani? Şimdi bu iş gittiği pazara göre değişiyor. Mesela Rusya pazarı iyi bir sedan pazarı. Ve büyük bir pazar. Çin keza öyle. Türkiye öyle. Hani biraz da filo otomobil olarak yapılıyor bu otomobiller. Filo otomobil, evet. Böyle bakmak lazım. Ben normal bir kullanıcının Türkiye'de kolay A3 sedan alacağını zannetmem. Çünkü içi dar, bagajı küçük, bagaja ulaşmak zor. 4 halka olunca tabii fiyatlar daha yukarıda oluyor. O zaman hani en azından 2-3 yıl önceye dönersek Jetta almak daha mantıklı hale geliyor. Filoya baktığın zaman da aslında orada şöyle bir şey var. Filo dediğin şey çalışan insan. Dolayısıyla onun bagaja da ihtiyacı var. Yani o da aslında saçma. Ama hepsi değil. Malum biliyorsun hani pazarlama ve satış elemanları farklı. Satışçının bagajı hep dolu ama pazarlamacının her zaman dolu olmuyor. Bir de tabii orta düzey yöneticiler sadece evden işe giderken ya da birkaç tane toplantıya giderken... 4 halkayı görsün yeter orada. Aynen öyle. Ben tabii bu filo mantığını pek anlamakta zorlandığımı söylemeliyim aslında. Yani sadece evden işe giden, işten eve gelen insanlara niye mesela D segmenti otomobil verilir? Ne gerek vardır? Hani cari açıktan bahsediyoruz. D segmenti otomobillerin hepsi yurt dışından geliyor. Peki niye sadece günde 30 kilometre, 40 kilometre yapan bir adama D segmenti otomobil verirsin? Biz çok konuştuk bunları burada ama varamıyoruz sonuca. Çünkü bence saçma. Gerçekten saçma. Almanya'ya gidiyorsun. Almanya'da böyle bir şey yok. Niye yok? Makam otomobili yok. Makam otomobiline geçtim. Şirket otomobillerine bakıyorsun. Golf kullanıyor adam mesela. Hatchback kullanıyor. Adam banka müdürü. Ama ihtiyaç ölçüsünde de satın almıyor. Şu algı var ama abi işte gittiğin zaman arabayı kapıya çektiğin zaman müşteriyi etkileyeceksin diye bir evet. Bir Anadolu ticareti şeyi var orada. Doğru ama şimdi kurumsal firmaların hani öz kaynaklarının bir kısmını bu şekilde havaya savurması bana doğru gelmiyor açıkçası. Yani ne gerek var? Senin firmanın, markanın imajı yetmiyor mu yani? Bir de tabii bu hiyerarşik bir düzen ya. İşte genel müdüre E segmenti otomobil verirsin. Genel müdür yardımcısına D segmenti verirsin. Ona şunu verirsin, buna bunu verirsin. Çok manasız geliyor bana. Sonuçta eve gidip gelen otomobiller bunlar. Ve doğru. Sen zaten o genel müdüre ya da genel müdür yardımcısına ya da pazarlama müdürüne bir görev karşılığı bir para ödüyorsun. Ben şeyi gördüm burada. İş başvurusunda bulunan arkadaş şeyi sordu. Ne otomobil veriyorsunuz dedi. Clio hatchback dedim. Kabul edemem dedi. Daha işi konuşmadık ha. Aynı şeyi ben duydum. Clio hatchback'i kabul etmiyorum ben dedi. Otomotiv sektöründen duydum üstelik. Otomotiv sektöründe hani orta düzey veya alt düzey diyelim bir yönetici arkadaş başka bir firmaya geçiyor sadece verilen otomobil daha iyi olduğu için. Ya. Evet. Bunu birebir şahidim yani. Bunu anlamak da mümkün değil yani. Bu kişisel değil. Bir şey. Neyse ben tekrar sedanlıya ölüyor geliyorum. Dolayısıyla hani farklı sınıflar var, farklı ihtiyaçlar var. Yeni nesiller farklı şeyler istiyorlar otomobillerden. Aslına bakılırsa son dönemde biliyorsun en çok konuşulan şeylerden bir tanesi Z jenerasyonunun hani bizim çocuklarımızın veya şu anda ilk gençliklerini yaşayan arkadaşların satın almaktan yana olmadıkları car sharing diye adlandırılan otomobil paylaşma sistemlerine yönelecek olmaları. Bu da başka bir problem aslında otomotiv sektörü için. Yani önümüzdeki 20 yıl satın almalar düşecek, kiralamalar artacak diye bir öngörü var. Tabii şimdi şehir içinde ben A noktasından B noktasına gideceksem iki genç olarak sedanla ne işim olur benim ya? Olabilecek en küçük otomobile ihtiyaç. En küçük, en hafif, en ucuz. En ucuz otomobile ihtiyaç. Bu kadar basit. O yüzden A segmenti ve B segmenti hatchbackler gelecekte büyüyecek. Ne yaparlarsa yapsın insanlar, firmalar. Yani neyi pompalarsa pompalasın. Önemli bir nottur. A segmenti ve B. Evet. Dolayısıyla yatırımlar da oraya doğru daha da çoğalıyor. Aynen öyle. Şimdi bakın bir de şunu atlamamak gerekiyor. Otomobiller ne kadar büyür veya donanımları artarsa firmanın kazancı o kadar artıyor. Değil mi? Doğru. Mantığı bu, işin bu. O zaman otomobil firmalarının yıllar boyu otomobilleri niye büyüttüklerini, niye ara segmentler açtıklarını, o niş diye adlandırılan bölgelerdeki tipleri niye pompaladıklarını anlamak daha kolaylaşır. Yani ben şöyle bakıyorum, crossover ilk ne zaman başladı? Aslında 90'ların ortasında işte Suzuki Grand Vitara'lar vardı, Toyota RAV4'ler vardı, Honda CR-V vardı. Bunlar SUV'du aslında. O dönemin şehirleştirilmiş küçük SUV'larıydı. Sonra Nissan Qashqai geldi. Ben dedi gerçek crossover'ım. Çünkü crossover aslında binek otomobil platformunda üretilmiş hatchback, station wagon ve minivanların ve elbette SUV'ların bir takım özelliklerinin karıştırılmış hali. Ama bu firmaya göre değişiyor. Yani bir firma, örneğin Opel Mokka'yı ele alalım. Daha SUV görüntüsü var. SUV dozunu biraz arttırmışlar. Ama dönelim mesela Peugeot 2008'e. Orada station wagon payı daha fazla. Bu tamamen firmaların gitmek istedikleri noktaya tabii göre değişiyor. 2008 ben ilk gördüğümü şey demiş. Yani geçen hatta programda da ikinci eli geldiğinde ya buna SUV demeyelim. Ama crossover zaten. Dedik o yüzden yani, crossover hani... dediği bir isim oluşturuldu. Ama Avrupa'da mesela çok ciddi hızlı gitti crossover'ların o zaman hasarı. Şunu mu diyorsun Halit? Crossover'lar yavaş yavaş sedanların, sedan ihtiyacı olduğuna inanan insanların birinci tercihi noktasına gelecek. Hatchback tercih edilen zaten hiçbir... Avrupa'da geldi. Yani Avrupa'da station'dan da pazar almaya başladılar. Aslında crossover'ların ilk yaptığı iş minivanları ortadan kaybetmek oldu. Yok etmek oldu. Evet. Yani Renault Scenic, işte Opel Zafira gibi otomobiller aslında 90'ların sonunda... Bu hafta Ford'un açıkladığı işte S-Max'ler, C-Max'ler onları tamamen... Onlar gidiyor. Ki Mondeo'yu da Ford... Sonra Ford bir açıklama daha yaptı şimdi. Dedi ki ya biz böyle bir şey düşünüyor. Ya Avrupa pazarından çıkarabiliriz ama hani Amerika'da olacak falan gibi laflara çevirdiler ama aslında Ford'un dünya başkanı geçen sene bir açıklama yapmıştı. Focus'un da sedanını yapmayı düşünmüyoruz. Mondeo'yu da ileride üretmeyeceğiz dedi. Yani sedanlardan çıkıyoruz dedi zaten. Yani Ford'un dünya başkanı 2020 sonrasında Ford'un bir sedan üretmeyeceğini açıkladı. Sen de gayet iyi biliyorsun. Otomobil firmalarında yeni bir modelin üretim aşaması 3-4 yıl önce başlar. Ki o yüzden dedim ya, Halit Bolkan bu bilgilerin büyük bölümüne sahip adam. Çünkü sen birçoğunu yani biz otomobili görmeden test etmiş adamı. Yani bizim şansımız o, evet doğru. Bir de hani onu geliştiren mühendislerle karşı karşıya gelebiliyoruz ya da firmanın Avrupa başkanı, dünya başkanı her neyse onlarla yüz yüze gelip konuşma fırsatımız oluyor. Tabii her şeyi söylemiyorlar ama öğrendiklerimiz çoğu zaman yeterli olabiliyor. Döneyim tekrar sedana. Dolayısıyla crossover'lar Avrupa'da çok hızlı büyüdü. Türkiye'de de çok hızlı büyüyor. Ve büyümeye de devam edecek. Çünkü bana göre bunun bir tane sebebi var. Tüketiciler diğerlerinden daha yüksekte oturmak ve daha görkemli görünen bir otomobil sahibi olmak istiyorlar. Çünkü crossover almanın bana göre makul fazla tarafı yok. Yani crossover niye alıyorsun diye sorduğun zaman insanları yerden yüksek diyor. Minivanlar da yerden yüksekti. Bir fark yok. Platformları da aynı. Önden çekişli platformlara sahip. Evet, 4 tekerlekten çekişli crossover örnekleri var. Ama çok da önemli değil. 4 tekerlekten çekişli minivan örnekleri de vardı. Geniş iç mekan diyor. Minivanlar kadar geniş ve kullanışlı iç mekan sunan bir crossover yok. Zafiralar falan acayip. Düşün tabii ki. İlk 7 kişilik. Salon anca yani. Tabii ilk 7 kişilik minivandı C segmentinde. Evet. Çok da başarılıydı. Yol tutuşu da oldukça iyiydi o dönem için. Bagaj hacmi diyorsun, minivanların daha büyük. Görüş açıları diyorsun, minivanlar daha geniş görüş açısı sunuyor. Yani neresinden tutsan aynı motor, aynı şanzıman zaten. Tek bir şey kalıyor geriye. Onlar da yani crossover SUV'lar daha görkemli görünüyor. Ve zeminden yüksekliği 16 santim ile 24 santim arasında değişiyor crossover SUV'ların. Minivanların 14 santimli standart binek otomobil yüksekliğindeydi. Yani 3-4 santimlik yükseklik payı için konuşuyoruz biz bunu. Ve daha önemlisi tasarım için konuşuyoruz. Tasarım orada evet çok öne çıkıyor. En önemlisi yani aslında buradan da şu ortaya çıkıyor. Tüketicilerin otomobil satın alırken rasyonel karar vermelerini bekliyorsunuz. Evet, düşük yakıt tüketimi, yüksek performans, işte geniş iç mekan, fiyat, fayda oranı, bagaj, ıvır zıvır bir sürü rakam var orada. Ama tasarım galip geliyor hepsine. Normal şartlarda crossover SUV'ların değil, eğer rasyonel karar veriyor olsaydı tüketiciler, minivanların daha çok satılması gerekirdi. Orada bir SUV'a sahip olma ama olamama. Yani işte ya bir Range Rover'ım olsun ama Range Rover alacak durumum yok. Opel Mokka da güzel arabaymış. gibiye geliyorsun. Ama aslında Opel Mokka'dan otomobil olarak beklediğin değerlerin çok daha fazla Zafira'da vardı. Evet. Ama Zafira'ya gerek yok, ama Zafira mı Mokka mı? Görüntü olarak Mokka. Mokka tabii ki. Mokka. İşte bu görkemli görünme ve şunu söyleyeyim, peki herkes yüksekte oturmak istiyor. Yüksekte oturmanın bir avantajı var. Yandan çarpmalarda çarpan aracın burun yüksekliği sizin koltuk seviyenizin altındaysa daha az yaralanıyorsunuz, daha az hasar alıyorsunuz insan olarak. Hiç itirazım yok. Ama bunun dışında hiçbir artısı yok. Ve yarın öbür gün herkes yüksekte oturunca ne olacak? Her şey eşit. Evet. Ama biz bunu konuşsak da anlatsak da bu değişim yaşanacak değil mi? Bu kesinlikle yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Yani yaşanacak da ve işte burada sedanlar niye yok oluyor'ya geliyoruz. Bir, hatchbackler zayıflasa da biraz crossover'lara karşı gücünü koruyor Avrupa'da. Türkiye'de de bakma hala iyi noktada, özellikle B segmenti zaten hatchback. Ya düşünsene, Ford Focus alacaksın, hatchback mi alırsın, sedan mı alırsın? Hatchback alırsın. Megane alacaksın. Megane'ın sedanına bence gerek yok. Yani bak o kadar iddialı söylüyorum. Ama işte filo otomobil olarak bakmak lazım. Yani Megane dediğin zaman hatchback'tir yani. Ben Megane'ın station'ını tercih ederim. Yani ben station seven bir adamım. Sevmekten de kastım şu, kullanışlılığından dolayı. Yani bagajını istediğim gibi yükleyebiliyorum. İstediğim gibi boşaltabiliyorum. Yani daha aydınlık bir otomobil. Daha fazla camı var. Evet. Park etmesi daha kolay. Bir de insanlarda hep şey vardı. İlk dönemlerde şunu çok duyardım ben. Abi yan camı kırıp hemen içindekileri alabilirler. Ya hırsız zaten açmak isteyince bagajı da bir levyeyle açabiliyor. Hani değişen bir şey yok. Hiç değişen bir şey yok ki. Ya bu anekdotu anlatmam lazım. Otoşov dergisinde o zaman muhabirim. Daha yeni muhabirim. 1-2 yıllık. O zaman bir haber müdürümüz var. Adını vermeyeyim. O kendini bilir. Sunroof taktırmak modaydı o zaman. Webasto falan gelmişti. Tık isimler geldi. Tamam. Ben de gittim işte Webasto ile, yanlış hatırlamıyorsam, hani nasıl yapılır, neye dikkat etmek lazım. Çünkü tavan içinden geçen kuşaklar var, burulma direncini arttırmak için. Onları kesiyorlar bazı yerlerde. O çok büyük tehlike. İşte yeni kuşak atmak lazım vesaire vesaire. Haberi hazırladım, fotoğrafları çektim. Getirdim, işte sayfası yapıldı. O zamanki haber bölümünde haberi okuyor. Okudu, baktı fotoğrafları. Ya dedi, bu tehlikeli ya dedi. Dedim, niye müdür? Ya dedi, hırsız gelir, camı kırar girer arabaya dedi. Dedim, müdür arabanın 4 tarafı cam zaten. Ha, hiç öyle düşünmemiştim dedi. Tamam mı? Hani station'da da bagajdaki malzemeleri koruyamam kaygısı, ya sedandan ne farkı var? Bunun örtüsü de var. İçindeki görünmüyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani hani nereliydi şey? Söyleyeyim, boşver. Ben de ona yakın bir şey anlatayım. Bir gün servis müdürüyüm. Beyefendinin şeyi kaldı. Anahtarı kalmış içeride. Dedi ki, benim anahtar içeride kaldı çocuklar dedi, yani bunu almamız lazım falan dedi. Bizim de böyle kendimizce oluşturduğumuz bir tel bir aparat var, kapıyı hafif tık açıyorsun falan, tak açtık. Ya dedi, bu nasıl bir mucize bir şey dedi. O aletten bir tane verseniz dedi, benim arabada dursun dedi. Çok güzel. Ama böyle bir 30 saniye herkes bir durdu, tamam mı? Sahi lan dedi, araba kilitli kalınca dedi, tamam dedi, kapattık gitti orada. Ha, belki başkasına yardım etme amacıyla söylemiştir diyecektim ama onu da bozmuş yani. Tekrar sedanlara döneyim. Şimdi dolayısıyla hani stationların sedanlara karşı büyük bir üstünlüğü var. En azından Avrupalı tüketicilerin önemli bir kısmı bunun farkında. İkincisi, hatchbackler gücünü korumaya devam edecek çünkü şehir içinde B ve C segmenti hatchbackler pratiklikleri dolayısıyla avantaja sahipler. Ama daha da büyük tehlike sedanlar için crossover SUV'lar. İlginç bir gidişat var. Mesela D segmenti sedan kullanan bir adam ya da bir kadın, C segmenti bir crossover'a geçmeyi kabul ediyor. Sadece daha yüksekte oturmak için. D segmenti bir otomobil kullanan, otomobil kullanıcısı C segmenti bir crossover kabul ediyor. Yani şunu diyorsun, bir alt segment Passat kullanan bir kullanıcı bir sonraki arabası Jetta'yı kesinlikle kabul etmez. Hayır. Ama Tiguan'ı kabul ediyor. Ama çünkü yani algı olarak düşünürsen eder. Çünkü Tiguan'daki algı Jetta algısı değil aslında. Bu arada tabii Tiguan örneğini verirken şuna dikkat etmek lazım. Tiguan ODD verilerinde D segmenti görünüyor. Öyle deklar edildiği için Doğuş grubu tarafından. Ama öyle değil. Aslında C'dir. Bunu da altını çizelim. Yanlış anlaşmalara mahal vermeyelim. Onunla ilgili de oturup konuşmak lazım. Hangisi D, hangisi C? Aslında çok basit. Onu çok basit açıklamak lazım. Eskiden otomobillerin uzunluklarına göre segmentasyon yapılırdı. Sonra iş öyle komik bir yere geldi ki, işte burada sedanlar da etkilidir. Aks mesafesi, uyduruyorum, 2400 mm olan bir otomobilin önünü arkasını bir uzatıyorlar. D segmenti diyorlar. Öyle bir dünya yok. Tersi de var. Mesela uzun yıllar boyunca bu benim çok dikkatimi çekmiştir. Mesela BMW 3 serisi ve Mercedes C serisi D segmentidir. Bir daha söyle. Mercedes C ve BMW 3 serisi D segmentidir. D segmenttir en başından beri. Ama mesela Mondeo onlardan 20 santim daha uzundu. Her zaman. Ama Mondeo da D. E değil. Yani bu otomobilin toplam uzunluğunun yarattığı kafa karışıklığını ortadan kaldırmak yani için... Otomobilin yani şey değil, alttaki şaseden ya da aks aralarından değil. Tamponla beraber yani tampon tasarımıyla siz bir otomobili 5 santim daha uzatabilirsiniz. Ve ondan sonra çıkıp aslında 6C olan bir otomobili D diye satmaya kalkabilirsiniz. Var böyle otomobiller değil mi? Var, çok var. Hiç girmeyelim oralara. O yüzden de otomotiv sektörü dünya çapında global olarak şuna karar verdi. Aks mesafesidir bu işin temeli. Doğrusu bu ama. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Aynen öyle. Şimdi her şey yerine oturdu. Çünkü 3 serisinin veya C serisinin aks mesafesine bakarsan 2700 küsurları 2800'e yakın görürsün. Tamam mı? Otomatikman D'ye giriyor zaten. Ama aynı uzunlukta C segmenti sedanlar var. Onların aks mesafesi 2600 filandır mesela. Ama yani o yüzden aks mesafesine bakmak daha doğru. Segmentasyon böyle yapılıyor. Yani hatchbackler özellikle A, B ve C segmentindeki hatchbackler yaşamaya devam eder. Pratiklikleri yüzünden. Büyük şehirlerde özellikle. Bagaj ihtiyacı olmayan insanlar için de birinci tercih. Crossover SUV'lar ve station wagonlar sedanı gereksiz hale getirdi. Evet, E segment yani Mercedes S serisi, 7 serisi, A8 gibi otomobiller yaşamaya devam eder. Patron otomobili, makam otomobili. Ona itirazım yok. Ama bir Passat'ın sedan olarak yaşamasının artık bir anlamı kalmadı. İşte Ford zaten gelecekte sedan üretmeyeceğini açıkladı bile. Bir de biliyorsun üretim maliyetleri hesaplandığı zaman bir malı ne kadar çok üretiyorsan üretim maliyeti o kadar düşüyor. Şimdi şöyle hesap et. Passat sedan dünyada en çok Türkiye'de satılıyorsa çok bir anlamı yok aslında. Çok bir anlamı yok. Yani Çin pazarını ayrı tutuyorum. Ama zaten Çin için ayrı Passat üretiyorlar. Onlar uzun şasili seviyorlar. Hatırlarsın ilk Suka'da Superb aslında Çin'de satılan Passat'ın uzatılmış versiyonuydu gibi. Dolayısıyla tamam Passat ne zaman ortadan kalkar bilmiyorum şu anda bir açıklama yok ama 2020'li yıllardan itibaren B segmenti sedanlardan başlayarak birçok sedan otomobilin veda edeceğini göreceğiz. Çünkü 2020'den itibaren burada başka bir husus daha var. Sadece gövdesel anlamda değil ama elektrikli otomobiller piyasaya girmeye başladıkça ve halk bunu kabul etmeye başladıkça tasarımsal büyük değişiklikler olacak. Başka gövde tipleriyle karşılaşacağız. Çünkü biliyorsun ki elektrikli otomobillerin şu andaki içten yanmalı motora sahip otomobiller kadar büyük motor alanlarına ihtiyacı yok. Evet. Anlatabildim mi? Dolayısıyla otomobillerdeki hacmi kullanmak için tasarımcılar farklı yollara gidecekler. Otomobili mi küçültecekler yoksa kullanım alanı mı büyüyecek? Kullanım alanı büyüyecek bence. Yani yoldaki izi, ayak izi otomobilin fazla değişmeyecek. Yolda kapladığı alan. Ama o kapladığı alandan daha fazla avantaj sağlayacağız. Yani, mesela dün yanlış hatırlamıyorsam Volvo bir konseptini sergiledi. Direksiyon yok. Yani aslında şu an için uçuk sayılabilecek bir otomobil. Tamamen otonom ama içindeki koltuklar yatak oluyor. İstersen çalışma masası oluyor vesaire. Yani iş buraya gidiyor artık. Aslında otomobil literatürüne göre çok kaliteli olmayan bir ikinci el havuzu oluştu burada. Yani sadece al kullan demek için üretilmiş ama aslında birçok özelliği olmayan kalite olarak çok düşük bir grup havuzda bir otomobil var ve ikinci el otomobil firmaları, daha doğrusu filo firmaları bu otomobilleri satamaz hale gelecekler bir süre sonra. Çünkü geriden devamlı böyle bir şey geliyor. Şimdi başka bir şey var. Yani şimdi küçük yerleşim birimlerinde sedan mesela niye kullanılır ben merak ediyorum. Eğer bağın, bahçen, ufak bir yerin varsa gidip geleceğin senin için en iyisi gene station'dır. Hani Manisa'da kelter derler. Sepetler, o örme sepetlere. Hani 2 kelter üzüm koyacaksan sedana koymazsın. Station'a çok kolay koyarsın. Veya tatile gidiyorsan bagajın bolsa yine station senin için daha çok görür. Ama işte sunumla yani, da alakalı bir şey. Alışkanlık ve ikinci el pazarı yerleşmiş bir pazar malum ve bizde maalesef yollardaki otomobillerin yarısından fazlası 16 yaşından büyük. Yani ta bizim ilk gençliğimizdeki otomobiller ve çoğunluğu yani %90'ı sedan otomobiller piyasada hala. İkinci elde el değiştirenler onlar. Yani o otomobiller mesela bu hurda teşvikleriyle biraz ayıklanabilirse, ki bu bugünden yarına olmaz, bir 5-10 senelik süreç gerektirebilir belki. Ama yine de dikkat edersen normal parakende müşterisi artık ağırlıkla hatchback ve crossover alıyor. Dolayısıyla ikinci el pazarına daha fazla artık hatchback otomobil ve crossover ya da station otomobil gitmeye başladı. Bu otomobiller henüz yeni. Yeni, evet. Maksimum 10 yaşında. Yani Anadolu'ya çok fazla gitmiş değil. Hepimiz biliyoruz ki Anadolu'yu ikinci el bakımından besleyen İstanbul. İstanbul. Buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Filolar, şunlar, bunlar ya da normal tüketiciden otomobilleri. Ama birkaç yıl içerisinde oraya artık daha fazla hatchbackler gitmeye başlayacak. Peki bir soru. Bu değişim Türkiye'deki otomobil pazarında Japonları ya da Korelileri daha avantajlı duruma geçirecek mi önümüzdeki dönemde? Ya, çünkü onlar bu konuda daha etkinler aslında bu tarz otomobiller konusunda. Ama zaten crossover SUV pazarına baktığın zaman birinci Nissan Qashqai. Zaten evet. Japon. Kia'nın keza. Kia Sportage iyi oldu. Hyundai Tucson çok iyi gidiyor. Tucson. Şimdi böyle tek tek baktığın zaman zaten aslında hani Peugeot 3008 var Avrupalı. Yani Peugeot var diyelim Peugeot. Genel olarak. Opel var Avrupalı. Volkswagen var ama o Tiguan dışında pek bir şey görünmüyor ortada. Skoda Tiguan varyantları sonuç itibariyle. Hani baktığında Japonlar ve Koreliler burada zaten dengede. Çok çok avantajlılar yani bence orada. En azından dengedeler. Hani pazarda başa baş mücadele ediliyor şu anda. Çünkü algı olarak şöyle bir şey var. İşte yayınlardan anlattığım şey, Türk halkının Opel'e karşı bir sevgisi var. Anadolu'da çok kuvvetlidir Opel yani işte imajı hala. Korsalar, Vectra'lar, Astra'lar kesinlikle çok değerlidir. Ama crossover SUV dediğin zaman Opel ya bir Frontera falan gelir fi tarihinden. Evet. Başka bir şey yok mesela. Ama şimdi tabii doğru şöyle bakmak lazım. İnsanların Opel'de aşinalığı yok böyle otomobillere. Yok, evet. Ama Nissan dediğin zaman en başından beri crossover SUV. Tam da bunu söyleyeyim. Bu yani değişim eğer Avrupalı otomobil markaları yeni bir hareket oluşturmazlarsa zannediyorlar yani. Şimdi Peugeot 3008 mesela çok iyi bir örnektir buna. Açık konuşmak lazım. Bunu her yerde de söylüyorum. Ya Peugeot 2000'li yıllarda, 2000-2010 arası diyelim, çok kötü durumdaydı. Ürettiği otomobiller de çok iyi değildi. Ne bileyim işte yeni teknolojilere uyum sağlayamıyordu, satışları düşmüştü, imajı düşmüştü. Şey hariç aşağı iniyordu. 206'lar falan da hani bir tık üzerine doğru. Şöyle söyleyeyim sana, aslında Peugeot'un imajının bozulmasının başladığı model 206'dır. Çok satması imajının yüksek olduğu anlamına gelmez ama elektronik arızaların çok yaşandığı ilk model 206'dır. Evet. Sonra 307'lerde keza. 307 patladı zaten. Aynen. O yüzden 206 evet çok şık görünen bir otomobildi. O dönem için muhteşem bir tasarımdı. Aslında kullanımı da keyifli bir otomobildi. Renkleri çok iyiydi. Evet ama işte sert plastik, takır tukur süspansiyon kabul edilebilir şeyler belki ama saatte 120 ile otobanda giderken bütün her şeyin sıfıra düşmesi yani elektriğin tamamen kesilmesi faciaydı. Ben bunu ikinci el otomobil programında 307'ler için anlattığımda altı dünya kadar benim 307'm var olmadı. Ya tamam hepsinde de oldu demedik ki zaten ama o dönem böyle bir facia yaşandı. 206'da başladı. Bu 8 bit beyin kullanıyorlardı. Sonra 16 bit beyine geçip yazılım değiştirdiler, öyle kurtardılar o işi. Ama ilk dönemde çok fazla insanın başına geldi bu ve oradan itibaren aslında Peugeot'un gerilemesi başladı. Yani bizde de hep Kanuni Sultan Süleyman'dır ya en zirve. Ama aslında Osmanlı Devleti'nin duraklamaya başladığı devre de orasıdır. Gibi. Evet çünkü devamı gelmedi. Devamı gelmedi. 307 keza öyle bir problem yaşadı. Sonra gelen 407 iyi bir otomobil değildi. Tasarımı kötüydü bir kere. Yani rekabette geride kaldı. Kötü otomobil demek doğru değil aslında ama rakiplerinden gerideydi. Ama 2010'dan sonraki Peugeot'a bakıyorsun. 208, 2008, 308, 3008, 5008 gittikçe iyi. İlk 3008'i gördüm dedim ki yani Peugeot ne yapmış ya? Yani bak, bunu çok açık söyleyeyim ben sonuçta Otohaber dergisinin gelen yayın yönetmeniyim ve bütün markalarla eşit mesafedeyim ve bütün otomobilleri kullanıyorum. 3008 şu anda bütün otomobil markaları için dikkate alınması gereken, dikkate alınan bir rakip. Üstelik de referans olarak gösterilen bir model şu anda. Dolayısıyla hani Avrupalılar Japonlara göre daha geriden geliyordu eskiden SUV ve crossover konusunda. Ama Avrupa pazarında da bu büyük SUV crossover trendi patlayınca tabii ki kendi pazarlarını kaybetmemek için hücuma geçtiler. Şimdi Avrupa pazarında olan Avrupalı markaların tamamının farklı sınıflarda crossover SUV'u var. Toparlamadan önce son soru. Burada bizim bildiğimiz ve çok aşina olduğumuz markaların Mercedes'in ve BMW'nin dezavantajı fazla olacak değil mi? Çünkü ya, onların bu hani o segmentte, gerçi Mercedes çok çabuk uyum sağlıyor. Bir şey değiştiriyor, ben bunu yaptım diyor. Hani CLA'ları vesaire diyor. Sizin istediğiniz arabayı yaptım. 1.5 motor, dizel vesaire. Ama tabii orada şimdi mesela Avrupa, yani BMW mi Mercedes açısından baktığın zaman özellikle Mercedes'in en büyük problemi, sen çok daha iyi bilirsin benden zamanında orada olduğun için, ortalama yaşı Mercedes tüketicilerinin 55'ti bir araba Avrupa'da. Yani bizde de öyle. Yeni işte müşteri yaratmak zorunda bu adam. Ne yaptı? Aşağıya doğru gitti. Mesela B ile yani kadın müşterisine çok güzel ulaştı. A serisi. İlk A serisi denemesi faciaydı. Ben Mercedes'teydim o zaman. Faciaydı. Yani. Ama şimdi geldiği nokta A serisinin başka bir yer. Şimdi bir de tabii şunu konuşmak gerekir belki kısaca. Hani Mercedes ya nasıl böyle hata yapar dediler insanlar ve diyorlar belki de. Yapar. Çünkü bu know-how meselesidir, bilgi tecrübe meselesidir. Mercedes kurulduğu günden beri lüks otomobil ve büyük otomobil üretir. Küçük otomobil üretmek başka bir bilgi. Anlatabiliyor muyum? Yani Fiat'ın ürettiği küçük otomobili Mercedes üretemedi. Ya da Renault'un ürettiğini Mercedes beceremedi. Evet. Çünkü öyle bir odağı yoktu. Oradaki problemleri ya da oradaki müşteri beklentilerini tam algılayamadı. Ona uygun otomobil yapamadı önce. Ama öğrendi. Bunun tersi de var. Başka markalarda Mercedes BMW'nin pazarına hücum ediyor. Çünkü sen benim pazarıma hücum edersen ben de sana gelirim. Evet. Nedir? Citroen, Peugeot, yani PSA grubu DS'i marka yaptı. Güzel bir araba yaptı. Bendeydi geçen hafta. Evet, aslında araba 5008 platformu. Hı. Ama arka aynı değil. Çünkü Peugeot 3008-5008'de arkada sabit, yani torsiyon çubuklu sistem var. Bunda çok kollu var. Daha önce hiç kullanmadığı bir sistem crossoverlarında Peugeot PSA'nın. Dolayısıyla daha avantajlı. Biraz daha uzun 3008'den. Çok kaliteli iç mekan var. Tasarım vesaire. Tam DS anlatmayayım şimdi ama. Dolayısıyla... Bunların hepsini ayrı ayrı konuşacağız. Daha sonraki programlarda hepsini DS... Dolayısıyla hani lüks markalar aşağı doğru inmeye çalışırken normal markalar diyeyim yukarı doğru çıkmaya başladılar. Buna şey örneği verir mi? Sen bilirsin o hikayeyi. Eskiden Türkiye ikiye bölünmüştü. Alt ve üst taraf. Ulusoy Karadeniz'e gitmezdi. Evet. Varan Kamil Koç Pamukkale'de Karadeniz'e gitmezdi. Aynen. Bir gün Ulusoy dedi ki ben aşağıya gidiyorum dedi. Onlar da biz de yukarı gidiyoruz. Aynı onun gibi bir durum oldu. Kesinlikle orada. Ama tabii ya ticaret bu. Ticaret. Yani sonuç itibariyle bu adamların yaptığı yatırımlar küçük paralar falan değil. Yani şimdi bakıyorsun Volkswagen grubu yılda 11,5 milyon otomobil üretiyor. 11,5 milyon. Hani normalde bir otomobilin fabrika çıkış maliyeti ortalama 8.000 dolar, 10.000 dolar düzeyindedir. 10.000 dolar kabul edelim. 11,5 milyon çarpı 10.000. Hani benim matematiğim yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu büyüklükteki ekonomileri yönetmeye çalışan adamların akıllı kararlar vermeleri, doğru noktalara adım atmaları lazım ama onlar da hata yapabiliyorlar. Ve bir hata yaptığı zaman malum Birleşik Kaplar Kanunu, bir yer boşalırsa başka birisini doldurur. Peki. Hiç acımaz. Toparladık. Sedanlar ölecek. Sedanlar ölecek. Halit Bolkan söylediyse planı programı buna göre yapıyor olmak lazım. Evet, sedanlar ölecek. Yerine gelecek olanlar hatchbackler. Hatchbackler yaşamaya devam edecek. Crossover ve SUV'lar çok ciddi oranda artacak, artmaya devam edecek. Dolayısıyla otomobil firmaları da buna uygun değişiklikleri ve yenilikleri yapmak zorundalar. Lüks segment, E-segment de her zaman olduğu gibi yaşamaya devam eder. Bu anlattıklarımızın tamamı bireysel kullanıcı için. Kesinlikle. Şu an için filolar hala da sedanlar üzerinden bir süre daha devam edecekler ama onlar da otomobil dönüşlerinden bir süre sonra bu otomobilleri satamamaya başladıklarında bu tarafa dönmeye başlayacaklar. Mesela dikkatini çekmiştir mutlaka, son 2-3 yıldır özellikle D segmenti sedan yerine C segmenti crossover tercih etmeye başlayan filolar var. Ha, doğru. Bu da zaten bunu ortaya koyuyor. Ama direkt aklıma gelen. Anlatabiliyor muyum yani? Doğrusu bu, çünkü ikinci el değeri D segmenti sedandan daha yüksek. Ve daha oransal olarak bakıldığında ve daha kolay satılıyor. İşte bu dönüşümün başladığını gösteriyor aslında. Biz bireysel kullanıcı olarak sedandan artık uzaklaşalım. Biz de mi uzaklaşalım? Çünkü bu fırtına birden olmayabilir ama çok kısa bir sürede bu dönüşümü yaşayacağız gibi görünüyor. Senin anlattığını onu anlıyorum. Biz de mi sedandan artık yavaş yavaş uzaklaşalım? Söylediğim bu mudur? Valla insanların tabii ki beklentileri, beğenileri ve ihtiyaçları burada önemli olan ama ihtiyaç analizi yaptığınızda bagaj önemliyse station wagon daha çok kullanışlı bagaj sunuyor size. Bir de tabii ikinci el değerlemeleri göreceksiniz, gittikçe daha değersiz hale gelecek sedanlar ve dolayısıyla bireysel kullanıcı için ikinci el değeri en az filo firmalarının hesabına yazacakları ikinci el değerleri kadar önemli olduğundan dolayı bence önümüzdeki 10 yıl içerisinde normal tüketici, bireysel tüketiciler de sedanlardan uzaklaşacak. Çok güzel bir program oldu. Acayip keyifli oldu. İnşallah. Bir sürü notlar aldım, bir sürü programlar, planlar yapıldı önümüzdeki seneyle ilgili ama seninle daha konuşacağımız çok konu var. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Umarım izleyenler de çok keyif almışlardır. Halit Bolkan fırsat buldukça ara ara inanılmaz yoğun seyahat programlarından, test programlarından, dergi hazırlığından, televizyon çekimlerinden, sanayi savaşlarından vesaireden fırsat bulduğu sürece bizimle birlikte olacak. Teşekkür ederim Halit. Ben teşekkür ederim.